Demet Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Amerika'dan artık kesin dönüş yaptınız döndüm, mı? Döndüm evet. Yoksa gidip gelecek misiniz? Yok döndüm. Bitti. Yani evet. Bir maceraydı bitti. İkametgahımı taşıdım buraya. Türkiye'ye tekrar. O ilginç karar. Taşıma diyorlardı ama ben taşıdım. Özledim çünkü. O yüzden ilginç karar evet, dedim. Evet. Herkes kaçarken ben ters. Şimdi Google bilgileriyle biz sizin hayatınızın bir belgeselini yaptık. Lütfen yanlış olan yerlerde durdurup bu böyle değil, bunun doğrusu böyle değil. Tamam. Ya da evet bunu böyle yaptım ama size... İtiraz ediyorum falan. Evet size hesap mı vereceğim? Tamam. Canım böyle istedi böyle yaptım diyeyim. Tamam, buyurunuz. Peki. Sene 1994. Genç şarkıcı Demet Sağaroğlu, güçlü bir müzik eğitiminin hemen ardından usta müzisyen Kayahan'ın vokalistliğini yapmaya başlayalı neredeyse 5 yıl olmuş. Ustasından sadece sahneyi değil, şarkı yazarlığının inceliklerini de öğrenen Sağaroğlu, bir süredir solo kariyerine başlamanın özlemini çekmekte. Kayahan'sa Türkçe pop patlamasının yaşandığı o hızlı zamanlarda önce çırağının pişmesini beklemiş, ardından da ona bir albüm yapma sözü vermiş vermesine. Ama o sözün vadesi geçeli çok olmuş. İşte tam da bu dönemde Demet Sağaroğlu'nun beklediği albüm teklifi farklı bir yapımcıdan gelir. Genç şarkıcı beraber çalıştığı insanlara yönelik bazen sert, bazen de sahiplenici tutumunu bildiği ve korkuyla karışık bir saygı beslediği ustasına rağmen teklifi kabul eder. Büyük usta ise genç şarkıcıya bir süre küsecek, hatta onun bir konserine üzerinde Demet yazan siyah bir çelenk bile yollayacaktır. Bir tek Demet yazmıyor, hayır. Aydın Karabulut, Gürol Ağırbaş, Ozan Doğulu. Biz birlikte bir yerde çalışmaya karar verdik Kayahan abi. İlk defa ben yani solist olarak çıkacaktım. Kayahan abi istemedi öyle bir şeyi. Biz de dedik artık ben çıkacağım. 4,5 sene olmuştu çünkü. Kayahan abi benim de çalışmam lazım. Hani ben de şarkı söyleyeyim istiyorum demiştim. Sonra davet etmiştik çalışacağımız yeri. Siyah çelenk göndermişti. En altta Demet yazıyordu. Aydın Karabulut, işte Gürol Ağırbaş, Ozan Doğulu, Demet Sağaroğlu. Birol Ağırbaş da vardı bizde. En altta da benim ismim yazmıştı. Siyahtı çelenk, evet. Yani niye çıktınız orada? Yani niye çıktınız, evet. Biraz istememiştik Kayahan abi. Çünkü öyle olunca hani tek başıma ben solistik yolunda başlamıştım. Evet ama ne kadar egoist bir tavırmış yahu. Yani işte 5 sene kadar istemedi. Ben hiçbir yerde çalışamadım. 5. senede de sonra ayrılık oluştu zaten. Küstünüz mü? Küstüm ona, evet. Siz mi ona küstünüz, o mu size küstü? Yani ben o çalışıyorum diye zaten istememişti onu. Orada bir ayrılık kopmuştu. Sonra da Kayahan abi zaten ben şey sormuştum. Kayahan abi ne zaman çıkacak hani benim albüm diye sormuştum. Bir zaman verebiliyor muyuz diye. O da işte demişti ki atıyorum işte şimdi mesela bu zamansa işte gelecek senin Eylül'ünde çıkacak demişti. O zaman da gelmişti. Çıkmamıştı. Ben de gidip Kayahan abiye demiştim. Kayahan abi hani bana böyle bir söz vermiştin hatırlıyor musun? Masayı da çizmiştin demiştim. O masa değişti sehpa demişti bana. O zaman alasma aldık dedim Kayahan abi. İzni rica ediyorum. Şehrazat'tan bana böyle bir teklif geldi uzayla. Ben oraya gidiyorum. Sana önceden bir söyleyeyim dedim istedim. Dedim. Böyle ayrılığımız oldu. Sonra barıştınız ama yıllar sonra, içinde. Sonra 2 sene sonra işte evet tekrar Şikayetim Var albümünü de bana Şikayetim Var'ı ve Sana Kaldı'yı hediye etti biliyorsun. Kayahan abi $40,000 bir şarkı satın. Bana hiç para almadan ilk ve tekim ben yani. 2 tane şarkı hediye etti. Buyurunuz. Fakat ne gam. Sağaroğlu o teklifi kabul ederek hem görkemli bir sanat hayatına doğru kendi kanatlarıyla uçmaya başlar, hem de Türkçe pop tarihine kilometre taşlarından birini Kınalı Bebek albümünü kazandırır. Demet Sağaroğlu, 5 Aralık 1966 tarihinde grafiker ve öğretmen Leyla Hanım'la mühendis Necmi Bey'in çocuğu olarak Erzurum'da dünyaya gelir. Sanatçının çocukluk ve ilk gençlik yılları mutlu geçmez. Anne ve babası o 2 yaşındayken ayrılırlar. Leyla Hanım'ın niyeti küçük kızıyla beraber İzmir'e dönmek olsa da Necmi Bey ve Sağaroğlu ailesi buna karşı çıkar.
Birkaç yıl süren boşanma davası Demet'in velayetinin babasına verilmesiyle sonuçlanır ve kızıyla beraber Ankara'ya taşınan Necmi Bey burada ikinci evliliğini gerçekleştirir. Anneme verildi velayetim 2 yaşındayken. İzmir'de annem Menemen'e tayin oldu. Anneannem ve dedem bakıyordu. Bakamıyorlardı, onlar da yaşlılardı. O yüzden babam da çok istiyordu. 4,5 yaşında babama geçtim. Yani normalde annemdeydi velayetim. Babam istediği için ve hani daha uygun şartlarda büyüyeceğim için, yetişeceğim için. Çünkü annemden yine uzaktım. Okulda dedem de edebiyat hocasıydı. Çamlar Altı Kız Koleji'nin müdürüydü. Onun anaokuluna veriliyordum ben. Anaokulundan da bitiyordu anaokulu. Sonra etüt derslerinde büyük liselerin sınıfına götürüyorlardı beni. Annem çünkü 6'da falan gelebiliyordu. Sıraların arkasında uyuyordum ben. Çok yaramaz olduğum için evde kimse bakamıyordu. O yüzden telef oluyordum yani. Annemi de 2-3 saat görüyordum. Ertesi gün yatıp annem tekrar sabah 5.30-6'da yola çıkıyordu. O yüzden babama geçtim. Evet. Tek çocuk musunuz? Anne babadan tekim. Sonra kardeşlerim var. Buyurun. 3 tane kardeşim var. Demet'le üvey annesinin ilişkisi oldukça sorunludur. Bu sorunlar 18 yaşına geldiğinde Demet açısından katlanılamaz bir hal alır. Genç kız baba evinden ayrılarak yalnız yaşamaya başlar. Hüzün onun çocukluk ve ilk gençlik yıllarını bir okyanus gibi kaplarken onu boğulmaktan kurtaran ve o okyanusta yüzmeyi öğreten resim yapmak ve şarkı söylemek olur. Demet yüksek öğrenim çağı geldiğinde Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı bölümünün sınavlarına girer ve kazanır. Bu bütün ailesinin bilgisi ve onayı dahilindedir. Fakat onun gizli bir B planı da vardır. Lisedeki müzik öğretmeninden aldığı bir haftalık kısacık bir hazırlık sürecinden sonra aynı üniversitenin Şam bölümü sınavlarına da girer. Scarletti'nin O Cessate di Piagarmi, Beni Yaralamayı Bırakın aryasıyla girdiği sınavı birincilikle kazanacak ve Şam bölümünde tam burslu okumaya hak kazanacaktır. Ancak İstanbul'da avukatlık yapan teyzesi onu yanına çağırınca bu okulu bırakır ve İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na geçiş yapar. Ben grafik bölümü ve Şam bölümü sınavlarını birlikte girmiştim. Annem de grafik mezunu olduğu için bütün okullarda, daha doğrusu grafik ya da iç mimari istiyordum. Hepsi de Hacettepe'de vesaire resim bölümünü kazandım. Takmıştım kafaya hani ya iç mimari ya da grafik olsun diye. Burada grafiği kazanınca babam dedi ki olmaz, hani devlet okuluna git, hani sen neden böyle, vermem para falan. Baba ne olur ne olur, ilk taksidi veririm dedi. Gerisine karışmam, annen versin o zaman dedim. Ben ilk böyle hani ilk şeyde ilk taksidi alarak başladım ama aynı sırada konservatuar sınavına da girmiştim. Ondan bir sene önce de Ankara Devlet Konservatuarı sınavına girmiştim. Onda 18 yaş altıydım. Yaşım tutmadığı için kazanınca, yedeğe kalınca bana demişlerdi ki işte aileden izin gerekiyor. Ailem izin vermemişti. Ben bunun sınavına da ayrıca ekstradan babamın haberi olmadan girmiştim konservatuar sınavına da Bilkent'te. Ama konservatuar sınavına gireceğim zaman hep resim okuduğum için ortaokul, lisede... ne yapılacak diye gittiğimde o konservatuar, bana dediler ki kulağa bakacağız. Kulağımı nasıl, nesine bakacaklar kulağımı diye. Liseye gittim ben. O sırada bütünleme sınavları olan işte bir müzik hocası buldum. Dedim ki böyle böyle konservatuar sınavına gireceğim, kulağıma bakacaklarmış. O ne demek, ses diyorlar falan, hani nedir bunlar. Bir hafta beni çalıştırdı. Bir hafta dediğim hani 3 gün. Birer saat çalıştırdı. Ve ben onunla gittim. Kazandığım zaman zaten sesleri verirken bana dediler ki sen piyanonun arkasına geç dediler. Dedim ben bilmiyorum, hani oradan sesi görüp söylüyorum zannettiler. Dedim bilmiyorum. Öyle kazandım yani. Aslında şeyim yoktu. Sonradan girmedim, hani düşünülerek bir şey değil. Sonra ikisini birden kazanınca ben tabii ki grafiği tercih ettim. Derslere başladım grafik fakültesinde, Güzel Sanatlar Fakültesinde. Bir gün dersten gelip çağırdılar beni. Ahmet Kanneci sizi çağırıyor diye. Hazırlık müzik fakültesinden diye. Oraya gittim. Dedi ki sen burs kazandın. Biliyorum dedim yani. Ama dedi tam burs kazandım. O nasıl oluyor dedim. İşte dedi hani bedava okuyacaksın. Dedim para yatırdık, çekebilirsin dediler. Aa öyle mi deyip çekim müziğe öyle başladım. Yani babam vermeyecek. Çünkü ikinci taksidi baba vermeyecek. Tabii tabii vermiyor. Hani önümü göremiyorum ben çünkü. Öyle geçtim. Sonra da bursun 100, hani 90 olmam lazım benim. 90'da durmam lazım %100 burs için. Ben 70-75 anca geçiyorum yani derslerden.
İki sene sonra dediler ki senin bursunu alıyoruz artık hani. 90 değilsin sen. Ay ne yapacağım ne yapacağım falan. O arada teyzem baroyu işte kazanmıştı burada İstanbul'da, avukat oldu, evleniyordu falan. Dedi ki İstanbul'da gel, açıklar var burada. Hani bir tane şeyin İstanbul Üniversitesi'nin konservatuarında bir kişi açık var. Dedim nasıl kazanacağım? Hangi bölüm? Türk sanat müziği. Hadi anneannemden bir şarkı öğrendim. Mümkün mü unutmak güzelim neydi o akşam diye. Anneannemin kulağı ne kadar iyiymiş ki. Onunla sınava girdim. Burayı kazandım. O tek kişi Türk sanat müziği de açıkta ben girdim. Ondan sonra da işte Kayahan'a her şey yani opera, Türk sanat müziği, pop, rock öyle gidiyorum ben. Ne güzelmiş, buyurun. Konservatuvarda öğrencilik yaptığı 1989 senesinde üyeleri arasında okuldan arkadaşlarının da olduğu grup Piramit'in Eurovision ön elemeleri için hazırladığı parçaya vokal yapar. Parçanın demosu fikrini almak üzere Kayahan'a dinletilince usta müzisyenin parçayla ilgili en beğendiği şey Demet'in sesi olur. Kendi de o yıl ve Melankoli şarkısıyla Eurovision elemelerine katılacak olan Kayahan, genç şarkıcıya kendisinin vokalisti olmasını teklif eder. Grup Piramit'ten arkadaşları ise Sağaroğlu'na gönül koymayacak, aksine bu konuda onu cesaretlendireceklerdir. İşte böylelikle onun Kayahan'a vokal yapacağı 4,5 senelik süreç başlamış olur. 1994 yılına geldiğimizde ise Demet'in ilk solo albümü Kınalı Bebeğin hazırlıkları başlamıştır. Plak şirketi Sony Müzik olan albümün prodüktörü Şehrazat, aranjörü Uzay Hepar'ıdır. Şarkı yazarları arasındaysa yine Şehrazat ve Hepar'ının yanı sıra Sağaroğlu'nun kendisi, Sezen Aksu ve Gürol Ağarbaş gibi isimler yer alır. Durabilir miyiz? Şehrazat bu piyasanın en ilginç kadınlarından bir tanesi. Şehrazat'ın ilk prodüksiyonuyum ben. Bir de. Evet, ilk bana yaptı. Sony Müzik'in ilk sanatçısıyım. Ha, onu hatırlıyorum. Sony Müzik'in ilk sanatçısı olmam da şöyle, Kayahan abiyle küstüğümüz dönemde. Sezen, tabii Şehrazat da vasıtasıyla, Rumeli Sarı konserleri vardı. Dediler ki işte Sertab o sırada hastalanmış, kolit hastalığı vardı. Amerika'ya gidecek, Levent'le birlikte gidecekler. 21 gün üst üste, o zamanlar hatırlar mısınız bilmiyorum. Rumeli 21 gün üst üste sürdü. Biz Kayahan abiyle giriyorduk 15 gün, her gün. Neyse 21 gün üst üste 3 hafta Sezen'in konseri var. Orada çıkar mısın dediler. Çıkarım dedim tabii. Neyse orada başladım. Kayahan abi bastı bir gün. Geldi böyle şeyi cebinden kağıt çıkardı böyle. İşte Sezen sahneye davet etti. İşte dedi biraz dedi ayıp oluyor dedi bana sormadan etik değil bu hani vokalistimi aldınız falan filan öyle bir şeyler. Ama biz ayrılmıştık hani dediğim gibi. O gün de şeyi çıkardı kağıdı bir şiir yazdım ben dedi bir şarkı. Ben Anadolu çocuğuyum. O ilk gün öyle çıkarıp onu orada okumuştu. Onu hiç unutmuyorum Kayahan abim. O da öyle. Ama şey soracaktım. Şehrazat çok delidir ya. İyi anlaşmışsınız. Yani ben... Çok ananız vardır. Annem benim. Anne yani Kayahan'a babam diyorsam Şehrazat da annemdir. Zor bir insandır Şehrazat da Kayahan gibi. Zordur. Zor beğenir. Şeyler bence yetenekli sanatçılar çok yetenekli sanatçılar biraz deli oluyor. Ben çok severim Şehrazat'ı. Şehron benim delidir ama çok severim. Çok ayrı bir insandır çok yani. Çok severim. Delidir çok. Derken hani çevreye göre. Çünkü tarzı başkadır. Tepkisi başkadır. Sevgisi başkadır. Taksi isterken o özel, zamanlar. Özel bir insandır. Yani o zamanlar taksi isterken telefon ederdi. Kime? Taksi durağına. Böyle böyle köpek olmasın. Peluşlar olmasın. Bir gün ben de çıkıp tutmuyorum. Bebekte otururken taksi durağını aradı Şehrocuğum. İşte merhaba işte ben bir araba istiyorum falan dedi. Şehrazat dedi. Herhalde orada tanımıyorlar. Tamam Şehrazat Bey dediler. Delirdi Şehrazat. Delirim işte canım benim. Taksi. Siz beni nasıl tanımazsanız ben kendisi sizden alıyorum devamlı diye. Taksi durağına... taksiyi tarif ederdi. Önünde böyle kafa sallayan köpek olmasın, peluşlar olmasın, şoför sigara içmesin, içeri sigara kokmasın. Varsa böyle bir taksiye şoför onu yollayın derdi. Tam o sıralarda Şehrazat'la anlaşmış Kayahan abinin bebekte teknesi vardı. Kıyıya doğru otururdu Kayahan abi böyle geçenleri seyrederdik. Şehrazat'ın evi de oradaydı. Şehro telefonu çağırdı. Bak elimde şey var Kayahan havlu var sallıyorum yanında da Demet var.
Gördün mü bak diye. canım Şehir'cim, canım buyurun. Kayhan abi. Kınalı Bebek baştan sona incelikle tasarlanmış, birbiriyle bir bütün oluşturan şarkıları, prodüksiyon kalitesi, video klipleri ve hazırlığı esnasında gerçekleşen trajik olayla beraber Türkçe pop tarihimizin efsaneleri arasında yerini alacaktır. O trajik olay, albümün aranjörü Uzay Hepar'ın albümün hazırlıkları sırasında geçirdiği motosiklet kazasından sonra hayatını kaybetmesidir. Bu kayıp müzik sektörüyle beraber genç şarkıcıyı ve ekibini de derinden etkiler. Demet Sağaroğlu'nun ilk albümünün hikayesi, Uzay Hepar'ın son eserlerinin yer almasıyla iyice katmanlanır. Albümün çıkış parçası olarak seçilen Kınalı Bebek, 1994 sonbaharında radyolar ve müzik kanallarında dönmeye başlar başlamaz büyülü bir etki yaratır. Bu büyüye Sağaroğlu'nun beraber çalışmak için kontratına madde eklettiği yönetmen Umur Turagay tarafından çekilen klibin etkisi de yatsınamaz. Şöyle bir şey var yine Sony Müzik'le anlaşırken ben Orhan Atasoy'un Gemiler klibini seyretmiştim ben. Bayılmıştım. Ya, Türkiye'de klip yoktu çünkü. Türkçe bir şarkı ve böyle güzel muhteşem tek plan bir klip. Kim çekti? Umur Turagay ismine ulaşmıştım. Sony Müzik'le anlaşmamdaki tek şartım benim hani para pul vesaire değildi. Sadece istediğim şey kliplerime ben karar veririm. Klip çekimlerim. Yani klibimi kim istiyorsa o çekecek. Ya da beğenmediğim klibi yayınlatmamdı. Sony Müzik'teki anlaşmam öyleydi ve Umur Turagay'la işte ilk çalıştım. Sonra Abdullah Oğuz. Sonra birkaç tane klip yönetmeniyle de çalıştım yine. Mesela aynı anda Kınalı Bebek çekilmişti. Arnavut Kaldırım ile Yağız'ım adlı şarkıyı aynı parayı vererek, çok yüksek paralardı o zamanlar, iki tane yönetmene çektirmiştik. Yağız'ımı mesela çöpe attırdım ben. Hiç kasaya kapatıldı. Çünkü Kınalı Bebek ve Arnavut Kaldırım'ı çok farklıydı. Yağız'ım kötüydü. Onu mesela Sony Müzik kasaya kaldırdı. Arnavut Kaldırım'ın klibinin çok olay olduğunu hatırlıyorum. O da çok. Abdullah Oğuz da ilk defa, onun da ilk klibi. O da Kınalı Bebeği görüp hani ben bu klibi çekerim, beğenmezseniz kenara koyun demiş ama demişti ama iki gün boyunca kendisi cebinden de koyarak böyle bir klip çekti. Benim de şansıma tabii ki. O klibin çok olay olduğunu hatırlıyorum. Bayağı evet. Kısa film gibiydi çünkü. Kısa film gibiydi. MCM'de falan kısa film gibiydi. Avrupa ve Akdeniz, Kuzey Afrika'da üçüncü seçildi. Tüm Orta Doğu ve Avrupa'da. Öyle Kınalı Bebek MTV'de ilk yayınlanan Türk kliplerinden bir tanesi. Amerikan MTV'di. Avrupa yoktu o zamanlar. Güzeldi, şanslıydım yani. Çok buyurun. Değerli insanlarla çalıştım. Genç şarkıcı Kınalı Bebek'le gelen başarısını sözleri kendisine, müziği Gürol Ağarbaş'a ait olan Arnavut Kaldırımı'yla pekiştirir. Şarkının bu sefer Abdullah Oğuz tarafından çekilen ve Sağaroğlu'nun oyunculuk yeteneğini de gösterdiği klibi Fransız müzik kanalı MCM tarafından ödüllendirilir. Sanatçı albüm kartonetine adını tıpkı sonraki 4 albümünde olacağı gibi sadece Demet olarak yazdırsa da o basının ve dinleyicinin nezdinde ilk andan itibaren hep Demet Sağaroğlu'dur. Kınalı Bebek albümüyle popu yüksek sanat sınırlarına çekerken hem dinleyicilerin hem de sektörün büyük saygısını kazanır. Bu başarı ona küsmüş olan Kayahan'ın bile kalbini yumuşatır. Usta isim Sağaroğlu'nun ikinci albümü Şikayetim Var'ın müzik direktörlüğünü üstlenir. 1996'da müzik marketlerde yerini alan albüm, içinde Sağaroğlu imzası taşıyan 4 parçayla şarkıcının şarkı yazarlığını iyice kanıtladığı bir albüm olur. Genç sanatçı bu yıllarda özel hayatıyla da magazin basınının gündeminde yer almaya başlar. Menajer Stelio Pipis'le olan birlikteliği bir dönem çok konuşulur. 1998 yılında ise kumar alışkanlığı olduğu tüm mal varlığını hatta oturduğu evi kumar masasında kaybedip sanatçı arkadaşı Emel Müftüoğlu'nun evine taşındığı iddiaları ortaya atılacaktır. Buraya girelim mi? Bunları hiç hatırlamıyorum ben. Çok paralar kazandım. Yani şimdi o sırada Stelio Mehmet Ali Erbil'in menajeriydi. İşte Serdar'ın menajeriydi, Emel'in menajeriydi. Kıbrıs'a işe gidiyorduk. Ben de onların, yani bize biliyorsunuz böyle şey verirler sanatçılara, harcamak için, kumar halinde gözükmek için bir para verirler. Çip onu oynayın falan, işte vakit geçirin. Bizimkiler de oynuyorlar, Erbil özellikle. Ben Erbil'in evinden alırdım bunları, hani bütünleştirip
şey yapmak için. Hadi gidelim, hadi gidelim Erbil artık falan diye. Benim adımı çıkardılar. Çünkü ben o sırada ben magazin basınına hiçbir zaman yakın olmadım açıkçası. Böyle biraz hep kaçış, dövüş, işte hiç röportaj vermemi falan. Biraz magazin basınıyla herhalde tersim. Benim adımı kumarbaz diye çıkardılar. İngiltere'ye gitti. Orada şeyini kaybetti, parasını kaybetti. Otelde rehin kaldı, Emel geldi kurtardı gibi haberler çıkmaya başladı. Hepsini dava ettim çünkü benim hiçbir zaman kendi paramla oynadığım hiçbir şeyim yok. İngiltere'ye girmişliğim yok. Yani bir de o kadar yalan. Hani pasaportu verdik. Sonra zaten ben devamlı böyle bir haberler yapıldıkça hep devamlı avukatım arıyordu. Yine seninle ilgili haber yapmışlar. Al sana şu kadar para, al bu kadar para, yatırıyorum diye. Sağ olsunlar, çok teşekkür ederim ama sonuçta ismini lekeliyorlar. Yani insanların hakkında bir kumarbaz şeyi kalıyor. Ben kağıt oynamayı severim ama arkadaşlarımla evde ya da verilen başkasının parasıyla hani onları gitme oraları basayım falan. Yoksa hiç kendi param, çünkü öyle bir param yok zaten benim. Diğer sanatçılar gibi koştur koştur para kazanmıyorum. Kendi param da kıymetli benim. Biriktirdiğim parayla ancak evimi alırım. Değil ki ev satmak yani. Ama öyle bir şey sizin yapmam. De çevreniz hep kumarbazmış. Evet. Onu da yapacak bir şey. O sırada öyle oldu birazcık. Aynen öyle adımı çıkardılar yani. Diğerleri gibi daha beter. Her şeyini kumara kaptırdı. Mesela bu gazete kimmiş mesela, onları dava etmiş miyim? Etmişimdir. Bulmaca yani ortada H harfi var herhalde, evet, oradan evet, hürriyet diye görüyorum. Hala da şeylerinde varsa buradan da söyleyeyim. Bunlar arşivlerinde varsa yine dava açarım, haberiniz olsun. Kaldırılsın yani. Tabii yani açarım. Ama var bir gazete, ki Google'da Güneş çıkmış. Gazetesi mi neydi? 3 kere yaptı aynı haberi. Ya ben dedim ki hani insan arşivinden kaldırır, parayı kaybediyorsun. 3 ay sonra birisi geliyor, oradan bir Demet'le ilgili haber yapayım, oradan tekrar. Böyle bir şey olabilir mi? Buyurun. Sağroğlu 1999 yılında gazeteci Yener Süsoy'a verdiği bir röportajda iddiaları reddeder. Ve bir dönem sosyalleştiği çevreyle gidilen kasinolarda kumar oynandığını, kendisinin de eğlence amaçlı küçük oyunlar oynadığını ancak hiçbir zaman yüksek bahislere girmediğini belirtir. Biraz o zamanki magazincilerin... O zaman magazin öyleydi ama biraz şimdi öyle değil. Bana konuşmuyorsun bilmem, al sana bomba durumu yapıyorlardı birazcık. Sanatçının bu ve benzeri açıklamalarına rağmen hakkındaki bu iddia uzun süre boyunca tekrar tekrar gündeme gelecektir. 90'lı yılların sonunda oyunculukla da ilgilenmeye başlayan sanatçı, Nedim Saban'ın sahnelediği, Zeki Müren'in hayatını konu edinen Bir Demet Yasemen müzikalinde Belgin Doruk'u canlandırır. Ertesi yılda Nilgün isimli televizyon dizisinde başrol oynar. Bu iki deneyimden sonra oyunculuğa devam etmese de onun sesini Ağır Roman, İyi Seneler Londra, Adını Sen Koy gibi filmlerin soundtrackleri için bestelenen eserlerde duymaya devam ederiz. 1998'de Şehrazat, Sezen Aksu, Altan Çetin gibi isimlerle çalıştığı ve Yunanistan'da kaydettiği Sımsıcak albümünü 2000 yılında çıkardığı Papatya Falları takip eder. 2000'li yıllarda albümleri arasındaki aralar uzamaya başlamıştır. Bu bazen onun tercihi, bazen de şartların gereğidir. Verdiği bir röportajda bu durumu, "Yaptığım her albüm bir sonrakini daha iyi yapma sorumluluğunu yükledi bana. Çünkü benden sonra sadece bu diskografi kalacak." sözleriyle açıklar. Sağroğlu 2010 yılında peş peşe yaşadığı 3 kayıpla derinden sarsılır. 8 ay içinde annesi, anneannesi ve babası vefat etmiştir. O bu dönemde de yine müziğe sığınır. Uzun yıllar boyunca emek emek hazırladığı 6. albümü Hiç Özlemedin Mi, 2012 yılında piyasaya sürülse de usta sanatçı bu albümün yayınlanmasından birkaç ay sonra ani bir kararla evini barkını satar ve New York'a taşınır. Yıllar sonra verdiği röportajlarda bu hayat değişikliğinin nedeni olarak peş peşe yaşadığı kayıpları, ülkenin gidişatıyla ilgili umutsuzluğunu, yıllar boyunca birikmiş olan kişisel ve sektörel kırgınlıklarını gösterir. Amerika'da yaşadığı dönemde müzik çalışmalarına devam eder. Memleketiyle bağını da koparmaz. 2018 yılında Açık Çay isimli tekli çalışmasıyla ülkeye dönen sanatçı, o tarihten beri yaşamını ve çalışmalarını Amerika-Türkiye arasında sürdürmektedir.
Son yıllarda özellikle Twitter üzerinden ülkenin politik ve kültürel iklimiyle ilgili yaptığı cesur paylaşımlar ve kimi zaman girdiği polemiklerle gündeme gelir. Kendisine ters gelen durumları müdanasız dile getirmeyi tercih ettiğini söyleyen sanatçının politika gibi siyah bir alanın içinde var olma niyeti yoktur aslında. Ona göre sanatçılar en güzel mesajları yaptığı işlerle ortaya koyar. Binlerce yazı ve söz yerine bazen tek bir film sahnesi, tek bir şarkı çok daha etkili olabilir. Doğru söze ne hacet? Onun şarkıları birkaç kuşağın ruhuna ve anılarına etki etmiştir. Bu etki kimi zaman derinlere kök salan bir hüzün, kimi zamansa rüzgardaki bir papatyanın taç yaprakları gibi salınan bir neşedir. Ona uzun ve üretken bir ömür dileriz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Demet Hanım, zor bir karar değil miydi bırakıp gitmek? Benim hiç şeyim olmadı Armağan. Yani öyle ünlü olayım, işte para kazan, çok herkes beni tanısın. Hiç öyle şeyim olmadı. Yani ben yaptığım işi yapamıyorsam zaten burada olmamın ne işi var? Yani hani yapıyorsam zaten burada olurum. Televizyonlara çıkarım ya da işte magazinlere, magazin değil de programlara çıkarım. O sırada bir şey yapmıyordum. Yapamıyordum daha doğrusu hani. Bazı baskılardan ötürü bıraktım gittim o sırada. Yani hiç de zor olmadı benim için. Peki orada bir yeni bir hayat kurmak? Orada zaten kız kardeşim var. Ha. Amerika'da, New York'ta. Ona gittim. Yani ama sonra da hani artık gelmenin zamanı olduğunu düşündüm. Zaten gidip geliyordum hani 3 ay 5 ay buradaydım. 2 ay buradaydım ya da bu pandemi sırasında 3 sene 3,5 sene oralarda kaldım. İlk zaten koronaya ben yakalandım şeyde. İlk çıktığında 2020'de çıktı değil mi? 2020 Şubat'ında yakalandım. Zülfü Bey'den geçtik. Birlikte bir konserimiz vardı. Zülfü Bey'le 3 gün üst üste. Aynı mikrofondan söylemekten herhalde biraz. Zülfü Bey de olmuştu o sırada. Biz genelde hepimiz olduk orada. Sonra burada Türkiye'de başladı korona hatta zaten. İlk başlarda ben koronayım deyince kimse inanmamıştı. Albüm mü çıkarıyorsun falan? Siyasete mi gireceksin? Böyle şeyler oluyor ya. Ama öyle bir Amerika yaşanması gerekiyormuş. Kaç yıl yaşadın sonra? 6-7 sene yaşadım. Metin geliyordu size biliyorum. Metin geliyordu, ben de kalıyordu canım benim. Biliyorum. Demet'e gidiyorum, Demet'e gidiyorum evet, evet. Diyordu. Arolat, Metin. Evet. Tabii bizim aramızda ne? İsmi Orelet. Metin olduğu için. Oraletimiz. Oraletimiz evet. Çok teşekkür ederim geldiğiniz ben için. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok geçmiş olsun çok tekrar. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bitti geçti. Umarım bitti. Bunlar da böyle. Sizde olmak çok güzeldi, çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, çok teşekkür ederim. Seyircilerimize çok sevgiler.